Evet, biz böyle hemen hızlıca bir bahçeye gidip geliyoruz. Azad'ın pijamalarıyla gidiyor. Değil mi Azad? Hiç sırtını değiştirmedin valla. Kız kaç gündür pijama çıkıyor indirmişler. Bakın. Bu yaşma hepsini giydim. Evet, Batman'liği giydim. Çünkü hava çok sıcak. Evet, biraz soğuk diye Azad. Çünkü kaç gündür yağmur yağıyor, hiç bahçeye gidemedim. Hani ne halde? Belki biraz hıyar mıyar çıktıysa onları toplarız. Kadir de evde. Dedim biz 2 dakika beni bahçeye götür getir de akşam yemeğini falan yapacağım kızlar. Ne pişireceğimi hiç bilmiyorum da bir buzluğa bakayım ne var. En kolaysı neyse o sanki kanatla mı patates mi aklıma geliyor. Anne değil mi? Kapının şeyi oradaydı. Evet. Vallahi başka ne pişireyim bilmiyorum ki. Bir çocuklara kurba yazayım da ne istiyorlar. Değil mi Azat? Kurba yazalım hani ablalar ne istiyor ona göre bir şeyler yaparız. Can da işe gitti. Öğlenciydi bugün. Hadi Kadir aşağı gelsin de bir gidelim. Çocuklar da top oynuyor. Hello Kinda. Azat yola koş. Ha ya mahik video. Ne? Bir şey ol. Şal. Löschen. Echt? Wirklich? Ja. Ich mach Spaß. Ah, machst du Spaß? Okay. Şaka yapıyorum. Azat. Azat nicht auf die Straße, okay? Ja. Wann ist wieder Schule? Ja, am 11. September. Oh, noch viel Zeit. Okay, viel Spaß. Viel Spaß. Ha, ciao. Nee. Okulab daha çok 9. ayda başlayacak. Bir de gelip benimle dalga geçin. Videoyu sildik. Başta şakadım. Komşularımız gel burada bekleyelim. Abi arabayı buraya getirecek. Ya da biz parka doğru mu gidecek? Dur elimi ver bana. Ana sabah bir yağmurdu yine biraz. Hava buz gibiydi. Kalktık ceket meket giydik içeride. Şimdi de güneş açmış Azat. O senindeki. Onlar da benim bahçe ayakkabılarım. Kadir de gelse hiç ki anam anam. Anne. Hey. Ama yağmur. Aslında anne, bahçede de işim var anne, da. Anne, onu yarın yapalım. Anne hey. Ama yağmur azıcık yağıyor. Evet geçen arkadaşlar gelmişti ya kısır falan yemiştik. Koya dediydim ertesi gün gelir bulaşıkları yıkarım. Evet. 4-5 gün yağmur yağınca hiç gidemedim. Dur yapma abi kırılır. Gidemedim. Artık yarın girim hava güzel olursa. Yani. Hadi bakalım. Kadir'i bekliyorum oğlum. Kadir bir salaş anne, ve yorgun tatilci olarak geliyor. Kadir acayip yorgun görünüyor. He? Acayip yorgunsun. Ben beri yatıyorum ki evde. Nedense insan tatilden geliyor. Bir haftada o tatilin yorgunu oluyor. Tatilin. Hadi gel bir bahçeye gidelim de kendine gel. Çöktürmeyeceğiz değil mi? Yok hemen hıyar mıyar varsa toplayalım. Yazık kaç ay gündür yağmur yağıyor ya oğlum. Hani bahçe ne hale girdi. Hemen biraz bakıp gelek. Evet, şöyle bir bahçeye geldim. Bir bakayım neler var toplayayım. Ana fasulyeler büyümüş Kadir. Hemen toplayayım şunları. Anne. Hey hıyalar büyümüş mü? Evet. Ha, dur abi tutsun 2 dakika. Fasulyeler de büyümüş. Fasulyeler de büyümüş. Geç. Bakın hıyalar da büyümüş Kadir. Yavaş kopardın Azat. Çok yavaş. Wow. Onları daha büyük sanıyordum şimdi. Patlıcanlar da büyümüş. He. Oh maşallah. Kadir 2 günde nasıl büyüdü? Dur çok küçük. Onlar küçük. Nasıl 2 günde çıktı bu kadar? Vallahi daha geçen geldik. Yok işte. Ha bu fasulyeler de çıkmış. Maşallah nasıl mutlu oldum. Hıyarlarımız. Orada da var hıyar. Dur Azat'ım dur küçüklerini alma. Diken batar. Azat. Ona sen. Yeşil fasulyeleri toplayabilirsin Azat sen. Ne? Yeşil fasulyeler. Onlar ama küçük çoğu. Bu kendi... Yeşil fasulyeler diyorum. Yo, şu büyükleri. Büyükleri topla yemek yaparız. Nasıl topluyor? O biliyor. Ha yeme. Hadi yiyelim. Hadi ye. Ye yiyorsun. Bakın da kadın fiyarlar hep bizlerinde. İyi bu nasıl? Acı. Acı ya. Bak yar git yar ye. Ha orada. Acı anne, acı. Anne. O fasulye acı ya. Dedi. Isırıp ne atıyorsun içine? He? Aa bu dikenli. Dikenli mi? Burada neler varmış? Ha biberler var çürüyor bile. Ha hani? Ha orada bir tanesi çürüyor. Şurada. Kesin şey değmiştir. Ama koca batırıcı. Kadın yarıp mı yapsam bir? Valla yapma.
çıktılar da. Eşini bir kere topladıktan sonra bir daha çıkmıyor mu? Keşke şeyimi getirseydim, şehrimi. Azat orada fasulye topluyor. Azat da fasulye topluyor. Topla, anne makasını getirsin. Evet. Kızlar bahçeden geldim hemen. Şöyle hıyarları görüyor musunuz? Bayağı bir şeyler çıkmış yavaş yavaş. Biliyorsunuz ben hani geç başladık. Şöyle biraz naneyle fesleğen getirdim. Azat da Kadir birer hıyar da yediler. Şöyle yeşil fasulye de vardı. Onları şimdi ben hemen yemek yapayım. Biraz patatesle beraber türlü gibi pişireyim. Öbür patlıcanlar da büyüsün de Kadir dedi karnı yarık yap. 2-3 gün sonra öbürleri de büyür. Onlar da karnı yarık yaparız. Bunları dolaba atayım. Gerçi patlıcan dolaba girmiyor da dışarıda bırakayım en iyisi. Şöyle hemen bir yemek yapayım onlarla. Evet kızlar, aslında şey yapacaktım ya. O yeşil fasulyeyle dedim türlü gibi kumpirle bir pişireyim. Ana baktım ki azıcık şu kadar. Dedim en iyisi başka yemek yapayım. Bugün de onu da başka biraz daha fasulyeler büyüsün. Ondan sonra yapayım. Şöyle fırına of laf süreyim dedim. Şu hazır donmuş zepseler güzel oluyor. Haşlamıyoruz önceden. Tazesi olsa tabii daha lezzetli oluyor da. Normalde domates falan katmıyor kızlar of lafa da. Yazık yarım domates var. Bu da geçen bahçenindi. Kimse yememiş, şuraya doğrayım gitsin yazık, değil mi Azat? Azat onu sana ısıttım, götürüp yiyebilirsin. Tamam. Onu götürüp yiyebilirsin. Şöyle birkaç tane de kumpir doğradım içine. Bana Serpil'e yazdım, dedim gel işim akşam fırsat bulursa. Biraz işte işlerimiz var, biliyorsunuz o benim muhasebecim ya. gelsin, birkaç bir şey vereceğim ona. Bakalım. Serpil gelse her zamanki gibi görevini anne yapar, salata yapar. Hey. Anne, o yemek kreması. Evet, bu yemek kreması Azat. Ama bunu pastalara da kullanabiliyorsun. Anne, bakmadım ama. Ama bu, çünkü bu böyle daha krema olmamış Azat. Ha? Bu daha yağlı, biliyor musun? Nasıl? Bu böyle daha krema. Heh, şöyle krema yaptım. İçerisine tuz, karabiber, az bir şey de vegette atacağım, güzelce karıştıracağım. Allah. Fırına vereceğim. En sonda pişmesine az kala da şey yapacağız kızlar. Ne yapacağız Azat? Peynir dökeceğiz üstüne. Peynir. Evet. Başka ne dökeceğiz üstüne? Serpil abla da gelirse o da kesin bize salata yapar. Ha yanına şey yapacağım. Soslu et yapayım dedim, gulaş gibi hani. Biraz bol soslu bir et yapayım. Bunu da yanına koyup yer. Aslında but aklımdaydı. Dedim yanına but kızartayım. Ben ondan koyar mı? Bu baharat olur ki şey. Baktım but yokmuş kızlar. Onu mesela ben vardı. Dedim. Onu ben. Ha kekik budur kutu şerisine verip sen de. But vardı aslında da her an en altında valla aramadım ya. Tabii ki de kekiksiz. Dök. Niye mi seni böyle dökün? Dök dök dök. Çünkü her yeri dökmem gerek. Evet her yeri böyle dökmem gerek. Lazım. Tabii öyle dök. Ha öyle dök. Hemen bitmiyor. Ha evet, hadi dök bakalım. Ha bitti. Aferin. Bir daha koyak. Yok yeter artık. Ve yağ kullanmıyoruz. Çünkü zaten kremamız yağlı ve üzerine gelecek olan peynir de yağlı. Ve şimdi elle dalıyoruz. Yani siz dalmayabilirsiniz. Kaşıkla dalıyoruz. Ben nereye keseyim? Sen bir yere keseyim. Ben gerek yok. Ama git abiye. Abi içeride sana bir şeyler kessin. Hı? Kağıt versin sana, sen de yapabilirsin. Hay neyi keseyim? Zaten kaynadıkça hepsi birbirine işliyor. Bu arada buzcuk seni. Ben komik değilim, ben yiyeyim. Yersen ye. Tamam, elledin mi? Rahatladın mı? He? Mutlu oldun mu? Tuzu var mı? Evet, ben de elledim. Tadı çok güzel. Bence de çok güzel Azat. Sana bakın, acayip güzel. Acayip güzel. Bir daha bakacağım. Bir daha bakacak. Evet, Azat bakabilir. Bu bizim yemeğimiz. Serpil, Azat evini daldırdı. Zaten Serpil her şekilde yiyor Azat'ın evini daldığı yer şeyleri. Onun yoğurdu çok güzel kreması. Bizde öyle bir takıntı yok. Ama onun kreması çok güzel. Evet, bence de çok güzel. Hadi bakalım fırına gitsin. Kremasını sana baktım, acayip güzel anne. Evet, ben de sevdim Azat. Azat şöyle bir eti de doğrayın. Isık ateşte yavaş yavaş. İyice yumuşayana kadar pişsin. Bu çünkü normal bir et, yani gulaşlık.
Rose bratin değil yani, antrikot değil. O yüzden kısık ateşte yapacağım. Anne. Ve çok güzel pişmesi lazım. Anne hemen kokusu geldi, pişmiş. Etleri de büyük büyük yapacağım. Anne, he. O pişti. Yok, daha pişmedi o. Hayır, kokusu lazım, çok güzel. Pişti anne. Canım sana azıcık tabağa koyarım ama daha pişmedi. Ama niye ya? Şimdi bu kısık ateşte güzelce bir yumuşayana kadar dursun. Sonra da içerisine şu çeşit çeşit biberleri, biraz sarımsak katacağım. Ve bir ya da iki yemek kaşığı un kavurup içerisine dökeceğim. Ben dökeceğim. Ben de. Aşkım. O ne? Limon. O biber. İçine sıkıyorum. Limon da sıkabilirsin, bir şey olmaz. Bak onu da sıkıyorum bak. Aroma verir. Ama ben ya da biber sıkıyorum içine. Evet. Kabuklarını açıyorum içine. Aynen. Kabuklarını attım. Sizde ne var bugün menüde? Vallahi bir şaşırıyor ne pişireceğim. Sabahtan beri 40 tane fikir üretiyorum. Acaba bu et yeter mi kız, öbürünü de yapmazsan anne, da çok olur değil mi? Anne, ben babanın ağzını mı istiyor? Bence şu çok olur ya da onun az bir şeysini daha doğrayayım. Hadi bakalım, ben bir etleri doğrayayım, ondan sonra görüşelim. Evet kızlar, Kadir Yiğit dışarı çıkacakmış, o yüzden hemen düdüklüde yapıyorum ki et hemen hızlıca yumuşasın diye. Sonra da un kavurup zebzeleriyle içerisine dökeceğim ve bitmiş olacak. Fırında yemek de pişiyor. Hadi bakalım. Yani normalde kısık ateşte yapacaktım yavaş yavaş. Kadir çıkacağı için dedim hemen hızlı olsun da o yesin gitsin. Çünkü çok kızlar 8:30'da gelecek. Evet, kızlar hemen bir yemek kaşığı dolu un koydum tavaya. Şöyle bir yemek kaşığı yeter ya. Ya da 1.5 yapayım. Hadi hazırım kavurma. Güzelce de kavrulsun. O kadar güzel kokuyor ki un kavrulunca. Tabii onu direkt böyle de yapabilirsiniz tencerede. Eti haşladıktan sonra yapıp dökebilirsiniz. Şimdi düdüklüde haşlanıyor ya. O yüzden bunu sonradan yapayım. Normalde baştan da yapabiliyorsunuz. Öyle de yapayım yani. Biliyorsunuz benim kafama nafile ettim. Öyle işte. Şimdi güzelce bir kavrulsun ablaları. Ben bir ete bakayım da kesin pişmiştir. Kaç dakika oldu ki acaba? Ben bir videoya baktım, hani kaç, ne zaman üstüne verdim. Eskiden un çorbası yapardık kız kışın. Bayağıdır hiç yapmıyoruz. Böyle un kavururdum, çocuklar acayip simiş çok seviyordu onu. Küçükken. Unu kavururdum, su koyardım öyle. İçini de küçük erişteler var ya. Onlardan katardım, içerlerdi bol limonla falan. Acayip güzel olurdu. İşte her şey eskilerde daha çok şeyler yapar. Bak içmiyorlar, yap istemiyorlar. Hep şöyle hazır gıdalar çıktı. Öyle şeyleri daha çok tercih ediyorlar. Ben bir eti açayım da bakayım yanmasın bari. Bu arada peyniri de döktüm. İşte kızarsın çıkarayım. Kızlar şöyle düdüklüyü açtım. Kadir yüzünden işte su da kattım mecburen ete biraz. Normalde hiç su katmıyorum. Kendi suyu aşırı derecede sulanıyor. Şimdi bir su bardağı kadar su katmıştım. Hani dedikle hemen kaynatıp suyu şey etmiyor ya. Şimdi hemen zebzelerini de içerisine atıyorum. Ve zebzelerini fazla öldürmeyeceğiz. Kadir bir gelip şu eti yeseydin hani şey nasıl tuzu. İsterseniz tabii ki de içerisine salça da yapabilirsiniz. Ama ben salça kullanmıyorum bu tür et yemeğinde ve pul biber ekleyeceğim sadece biraz. Karabiber, kekik, benim standart şeylerim. Tamam. Ve defne yaprağım vardı, görmüştünüz. Şuna biraz kaynasın bir. Şimdi şu unumuza da biraz su sosundan alalım. Kadir Bey, etin tadına baksana. Dişini mi fırçaladın, yemek yiydi. Şöyle biraz su katayım ona da. İçerisine dökeceğim onu da. Güzelce karıştırın. Thank you.
kıvamlı bir et istiyorsanız o zaman da bir tatlı kaşığı daha da nişasta az bir şey soğuk suyla ıslatıp içerisine dökebilirsiniz. O da biraz daha kuyu olmasını sağlar. Şöyle bir tık kaynasın. Dediğim gibi isterseniz salça da katabilirsiniz. Rengini kırmızı istiyorsanız. Şöyle yemeğin altını da kapattım. Tam istediğim gibi kıvamı da. Zaten o kaynadıkça kuyulaşıyor kızlar. İçerisinde un var ya. Hani sizinki çok sulu olduysa istiyorsunuz ki böyle kıvamlı olsun. O zaman dediğim gibi bir tatlı kaşığı nişastayı soğuk suyla karıştırıp içine dökün. Bir iki dakikada öyle kaynasın. Tamam, bitti. Şimdi hemen fırındaki yemeğimi de çıkardım. Muhteşem duruyor bu arada. Kadir'e hemen servis edeceğim. O yiyip gidecek. Ama aşırı derecede sıcak. Bilmiyorum, ağzı yanarsa da kendi bilir. Ben sonra yiyeceğim. Ya yarım saat sonra belki. He. Ya da Serpil geliyor. Azra ben biz de mi yesek şimdi o zaman? Neyse biz de yiyelim. Kadir. Sen beni duymuyorsun herhalde. Şeyi götür, servisleri götür, masayı sil. Ha Serpil geldi. Kadir gulaş acı ha, ona göre. Soslu et acı diyorum. He, düdüklü de haşladım hızlıca senin yüzünden. Normalde hiç sevmiyorum hızlı pişiren yemeği. Zil çaldı. Kim açacak le? Serpil bari uçarak içeri girsin. Serpil bekle, Kadir kalkıyor. Ancak yazık. Çok yorgun. Vallahi yemeğimiz de muhteşem olmuş kızlar. Şöyle Zepsel geldi mi kız? Sarışın gel. Ne getirdin? Ha getirdin dosyalarını. Serpil acı ha yemek biraz yiyordun değil mi sen acı? Yani yersin acı yersin. Acı güzel. Valla salatayı dedim. Serpil gelirse yapar da vazgeçtim salata yapmayacağım. Turşu falan var. Ama kim salata yapacak şimdi? Azat da yazık öyle uyudu, yemek istiyordu yavrum. Ya. Yavaş bastım işte, uyuyorsa. Ve yeni uyudu, bekledi dedim yemek yiyecekti illa. Dedim daha pişmedi. Yavrum uyudu. Artık nasıl olsa kuduracak. Hadi kızlar ben bir öbür turşu falan da koyayım. Masayı silelim. Kadir'e dedim henüz daha gelmedi. Masayı silecekti koya. Şu şekilde de akşam yemeğimiz hazır. Sara'nın pembe barbilerini. Beni de biraz görmedi de sadece bahçeye giderken az gördünüz. Ana sen de pembe telli giyin. Bahçeye giymişsin ya. Ya. O takım aldı. Serpil de geldi. Tabi demin geldi de biz yemeğimizi falan evet. Yedik. Çok şakım bu. Serpil'in kaynarası da olmayan kaynarası seviyor. Canım pastasında diyecek. Evet. Dün yapmıştı ya. Ben söyledim ha. Bana pasta yapacak, beni gezdirecek, beni istiyorum. Barbilerimin. Aa burada Sara da pembe giymiş, al sen giy bari. 800 TL Türkiye fiyatı olarak. 800 TL mi verdim buna? Tövbe vermem. 30 euro kaç TL? Türkiye'den geliyorum ya, TL'ye odaklanıyorum. 30 euro kaç TL diyor? Hani çabuk yapma, Barbie'ye gidiyoruz biz cumartesi. Aa bunlar mı giyip gideceksin? Yok kız, 900 TL diyor, başlıkız. 30 euro. 1 TL. 30 lira. Çok severek aldım abi. Ama ya çok büyük ya. 30 verdim diyor. Ne oluyor? 900 TL ediyor işte. Çok severek aldığım bir parça. Yok o kadar pahalı bir ayakkabı istemiyorum. Ben de istemiyorum. Can dün görmüş. Diyor ki kız diyor bu terlikler bir ömürlük diyor. Bu hayatta yırtılmaz. Ama çamur yapmışsın. Ya bak tamam, ben de çamur yaptım. Ben evin içinde mutfakta giydim. Kadın çalışıyor ya. He, sabahtan beri iş yapıyoruz. Neyse biz kahvelerimizi yapalım. Serpil'cimle kendimize içeri biraz sohbet edelim. Evet. Bir sürü dosyalar var. Onları karıştıralım biraz. Ve Nalin'in tabii YouTube'da gördüğünüz soru cevap video için sorularını sorun. Onu sordular. Ben onu bari kaldırdım ki çok soru gelmesin. Yoksa cep çok geliyor, yetişemiyor. Anne bu ne? Ben o azada yemeği. Bu ne?
O gulaş yaptım. Et yemeği yanına da oflu. Yani uyumu ben normalde künürü yanında seviyorum da şey yapacaktım, oflakın yanında but yapacaktım. Baktım buzlukta bulamadım, ben de et yaptım ama. Açılım yerim. Çok güzel olmuş. Sen bir şey anlatıyordun, Sara yarıda kestin. Evet, yani son dansı sonu. Hatta çok gelirse asistanlığını yapabiliriz. Asistanlığı, sevgili. Evet, aslında yarın seninle çekebiliriz onu. Bugün bu videoyu bugün koyayım, yarınki işte zaten bugün sorular geliyor geldi. Videosunu evet. Çekeceğim dedim. Yarın o videoyu çekeriz. Yarın ne günlerde? Cumartesi de paylaşıyoruz. Soru cevap videosu kesin ve kesin. Cumartesi mi? Cuma mı dedi? Cuma. Yani yarın cuma mı? Cumartesi geliyor. Evet. Yarın çekiliyor, cumartesi geliyor. Yani bugün sorular hazırlanıyor. Instagram'dan da çünkü bir sürü sorular soruyorlar ya. Hepsini birleştirin. Biz yarın Serpil'de çalışmıyoruz zaten. Ne iş göreceğiz? Evet, boş günüm de temizlik yapacağım. Aman ben de yapacağım. Kız valla bir sürü temizlik yani bir köşe lazım da. Olmuyor. Ama ne? Herkes soruyor, yalnız başına oturuyorsun, ne kirleniyor diyor. Aslında tek olumlu daha çok kirleniyor. Değil mi? Her yerde var ya, bak. Ya kirlilik şöyle, ya saçımı evde çok döküldüğünden illa yerde hep saç oluyor. Valla bizim de Pablo'nunki, kızlarınki, benimki, mesela hepsi. Mesela ben hep banyoda çıkarmayı dikkat ediyorum. Ama yine de, yani mesela evin içine gidip geliyorsam, ne kadar dikkat etsem bile her yer yanıyor. Aynen. Şey oluyor. Bir de bir kepekli bir saçım. Azıcık bir şey oldu mu ben yani hiçbir şey yokmuş gibi ama çektirdim süpürgeye maşallah. Bir yastık çıkardım. Valla çok dökülüyor. Benim de bu ara. Süpürgenin içinde ben temizliyorum bile. Benimki torbalı değil ya. Çıkartıyorum. Bunu da yıkıyorum ben. Ayrı bir kere. O da zor. Ben şimdi Pablo ile ben yarışa girmişiz. Bir benim dökülüyor, bir Pablo'nun dökülüyor. Bir sabah kalkayım yatağın içi dolmuş saç. Pablo da bütün evi. Valla ne bileyim, bir D vitamini mi eksik acaba? Neyse, bir kahve içelim de aklımız başımıza gelsin. Evet, şöyle birer dilim de pasta aldık. Dün ben yememiştim. Kendime biraz zayıf bir dilim alayım. Bugün hak ettim diye düşünüyorum. Şu sade kahve Serpil'in. Evet. Şu da benim. Onun hadi için bakalım. De çileği ben yani sade kahve ve çilek. Aynen. Birkaç çikolata daha verebilirim. Can biraz cimrilik yaptı. Dedim çok çikolata koy içine. Az döktü. Biraz üstüne dökelim. Güzel o çikolataların tadı. O şey toplar var ya. Hadi bakalım, bize afiyet olsun kızlar. Serpil aynı o şeyin filminde çıkıyor ya. Şaban'ın filmini dosyaya bakıyor. Hatırladım, mavileri bana bıraktı, pembeye götürüyor. Bunlar benim bitmiş dosyalarım. Evet, bunlar bitmiş. Bir de sohbetli tarih. Bak nasıl detaylı güzel yazmış sohbetli tarihler. Biz yarın Serpil'le NKD'ye gidiyoruz. Kızlar bir takipçi, evet. Kahve makinesine bakacağız. Bir takipçim bana göndermiş. Bir aile almış, o da oradan görmüş. Ben de TikTok'ta öyle denk geldim ama fazla ciddiye almadım. Çünkü ona benzer bir kahve makinesi vardı. Kullanmadık hani şey ettik ama buna baktım, bunun tapsları böyle top gibi. İnşallah bizim bir çeyizimi alalım. Baya parasız oluyormuş hani, 19 euro ödüyorsunuz ama evet. Geri kasada size o 19 euroyu good shine olarak hani Türkçe'de kupon. Ne ki kupon olarak evet. Veriyor. Siz o kupondan da kahve alabiliyorsunuz ekstra ve yani anlayacağınız kahve makinesi bedavaya gelmiş çünkü oluyor. Çünkü o kapsülleri mecbursun almaya çünkü o makine başka nasıl çalışacak? Yine döner sermaye. Hem gidiyorsun dönüyor, geri alıyor. Bu da sadece EDK marketlerinde varmış. Almanya'da Deutsche Karte miydi? Deutsche Karte. Evet. Epe'ne indiriyorsunuz. Yani bunu da ya da kart veriyorlarmış. Bütün marketlerde neredeyse varmış. Deutsche Karte diye. Biz deneyeceğiz. Yarın son gün. Tabii ki siz bu videoyu izleyince bitmiş olacak. Ama bence herkes almıştır zaten. Biz geç öğrendik. Ama bu sürede öyle bir şey olmadığından yani haberimiz oluyor. Ya ben de takipçi yazdı, Allah razı olsun, 2 gün önce. Ama ben de gördüm, dediğim gibi tınlamadım. Hani dedim, benim öyle bir kahve makinem vardı ve kullanmadık. Hani beğenmedim tadını falan. Ya ben genellikle belki misafirim gelirse o zaman yani güzel kahve çıksın diye. Aynen. Ama alanlara da videolara baktım. Diyorlar ki tadı güzelmiş ve kahveyi sıcak veriyormuş. Bir deneyeceğiz. Evet. Evet. Sonuçta 19 euronuz gidecek. Yani o da gitmiyor. Geri good shine olarak veriyor.
Boş ver, geleceğiz ya, biz maceralı olacak. Aynen. Bakalım yani, yok o bitmiş de olabilir yarın çünkü son gün. Biz kesin bir şeyler buluruz merak etme. Yani buluruz illa ya. Buradan da söyleyin yani. Can teşekkürler. Parsan çok güzeldi. Çatır çatır çatlayın, yakında oturmayın. Evet valla çok güzeldi gerçekten. Evet, afiyet olsun. Sağ olun. Çok güzel olmuş. Evet. Oldu o zaman. Ben de bir de böyle kapatayım Serpil pembe dosyayla. Yarın görüşürüz Allah'ın izniyle ve birbirinizin kalbini kırmayın. Hayat kısa diyoruz. Ve bay bay ediyoruz. Hoşçakal.